about NIP. Welcome everybody. I am Umid Safarzadeh. I am principal AI researcher at Adesso Company, Adesso Turkey, mainly working on deep learning applications on NLP and computer vision. Together with my colleague, Veysel Maskeri, we're going to present the latest deep NLP technology, which is called which is called sequence to sequence models and attention based models for neural machine translation. Hello everyone, my name is Veysel Maskeri Çıraklı. Together with Omid, we will present the sequence to sequence and neural machine translation for you. I am also a senior AI scientist at Adesso company. Also, my son is a PhD candidate at Tabriz University. He's especially working on deep NLP. Okay, let's begin. Adesso company is the biggest company in German-based company in the mobile applications and several front-end and back-end applications. Also, they have a global offices. They have offices in Austria. They have offices in Spain. They have offices in the Netherlands. Also, very famous office in the Istanbul with several global customers, starting from the Daimler Benz, BMW, and many firms in Germany. Also in Turkey, they have several clients. I'm not very familiar with all the companies, but I'm sure you know better than us. We are working in one of their projects in Akbank, which is about chatbot. Today we're gonna introduce sequence-to-sequence models, which are firstly introduced in 2014 by Google. It's a Google famous technology. Then later on, we will talk about the attention-based models, which are introduced in 2016. And nowadays, Google Translate works on technology is based on the attention-based models. From 2019, they started to take it into production. Hocam? Sonunda da bir canlı kodlama yapacağız sizin için. Neural Machine Translation, Keras ve TensorFlow 2 ile yapılacaktır. Konumdan başlıyordur aslında. Natural Language Processing ne demektir? Aslında Natural Language Processing, Linguistic, Computer Science, Information Engineering ve Yapay Zeka'nın birleşik olduğu bir alandır. Şu anda çok bir tepki gören bir teknoloji haline gelmiştir. Klasikal NLP ve Deep Learning'i burada karşılaştırıyoruz. Farkları ne oluyor? Farklar şöyle oluyordu. Klasikal NLP problemleri çözmek için klasikal NLP kullanırken ilk başta bir feature extraction yapılması gerekiyor. Feature extraction'dan öncesi korpus temizlemesi, data temizlemesi ve böylece bir işlemler yapılması gerekiyor. Deep Learning bunun neresinde oturuyor? Aslında Deep Learning'de yaptığımız işlemlerde feature extraction'a hiçbir ihtiyacımız olmuyordur. Ve bu bizim için çok bir büyük advantage oluyordur. Ne gibi işlemlerde kullanılabilir? Sentiment analysis, classification, entity extraction, translation ve tabii modeling gibi işlemlerde kullanılabilir. Before 2013, before introducing the word vectors by Mikulov's famous papers, in 2000 he has three famous papers. When they were working on the NLP task, they were using mainly, especially the machine translation, they were using statistical techniques. After introducing 2000 word vectors,
the whole literature changed from statistical methods, and this part of the preprocessing stuff goes away, and nowadays they started to use the word vectors for any machine learning task. Machine translation aslında şöyle bir işlem oluyordur. Sizin başka dilde bir cümleniz ya bir tekstiniz uzun ya da kısa fark etmez başka bir dilde vardır. Onun aynısını ve birebir beraberini başka bir dilden istiyorsunuz. Buna machine translation deniliyor. Pek çok öncesi yıllarda bu istatistikal olarak yapılıyordu. Şimdi deep learning'de hem çok daha avantajlar getirerek çok daha iyi bir şekilde yapılabiliyordur. What is a sequence-to-sequence models? Normally, when we were doing the machine translation, what we were doing before with the statistical methods, what we were doing is like you have one word and there you were finding what is the translated that word in another language. Then later on, instead of just word by word, they started to translate phrase by phrase, or they used bigrams or n-grams. But after introducing the sequence-to-sequence models by in 2014 by Google, they said, okay, this doesn't work. We have a sentence, as we can see here. She has slept already. And then if you want to translate it, then you cannot translate word by word because in Turkish language, let's say we don't have present perfect or past perfect sentences, tenses. So the problem starts from first. Different grammar structure, which you cannot use, which won't allow you to use the word or phrase by phrase translation. Second, the alignment problem, which is like here I have already here, but I don't see already here, which is hidden in like maybe in Shota. But also there are several problems like in she is like gender specific. In English language, but if we don't have gender specific pronouns in Turkish, if you think other way around, then if you want to translate this to that sentence in English, then you might use she or he. So we have several problems that we cannot use statistical methods. Then sequence-to-sequence models, they start to say, okay, instead of looking at each sentence one by one, we start to translate the whole sentence to another sentence. As we know, any sentence in NLP is a combination of, is a sequence of some tokens, and these tokens might have translation in another word, another language or not, first. Second, in NLP, we transfer all of them as a vectors. And then if you want to look at which model we should use in deep learning, we have RNN models, which are sequential models. We can use several types of these RNN models, but it's on which one to choose and which parameters to choose is the choice of the model designer. You want to? Evet, Omid'in anlattığı gibi, bazı cümlelerde her kelime birebir başka bir cümleye dönmüyordur aslında. Ve aslında bu işi zorlaştırıyordur. Bu zorlaşmayı istatistikal metotlar yapamıyordu aslında. Ve cümleyi de tamamen size anlattığı gibi böyle bir problemler için recurrent neural networklar kullanılıyordur şimdi. When you want to model such a sequence to sequence models, first, you should have an encoder side, and then you have a decoder side. When we call it encoder, we mean that first I have a language. Sorry, I have a language, so I have each. I transfer each word to another vector. Then I will transfer a model. I make a model to understand the whole sequence. Then in the decoder side, I want to know that what is my alignment of that word in that sentence in another language. Then still I have a decoder side which gives me the prediction of the model. Evet, anlattığı gibi bunu bir kar topu gibi görün. She has slept already. Proses olarak bir noktaya geliyor. Yani aslında decode oluyor, compress oluyor. Compress olduktan sonra öbür tarafta decoder partında bu açılıyordur. Ve açıldıktan sonra her bir step'te bir kelime size geri dönüyordur. Buna encoder ve decoder deniliyor.
Hocam, what is the problem of the encoders, the encoder structure and I mean RNN structures? RNN structure'ın problemi aslında buradan başlıyordur. Siz küçük bir cümleyi RNN'de kolayca çevirebilirsiniz. Çünkü aslında şurasında gördüğünüz küçük bir cümle bir encoded part'a geliyor. Sarı ve yeşil var ya ortada. Tam oraya geliyor. Orada tüm kelimeler birleşik olarak kompres halinde orada duruyor. Ama cümle büyük olursa ne oluyor? Ya da bazı kompleks cümle olursa mesela she has slept already. Burada cümle çoğaldığı zaman kelimeler bazen unutulabiliyor ve böyle farz edin ilk kelime o taraftan son kelime translate olduğunda ona bir tepkisi olacaktır. Yani aslında o kelimeden geliyor olmuş olacaktır. Bunun üzerine bir bottleneck oluşuyor. Yani en sonuncu encoder'in hidden state'i bizim bottleneck'imiz oluyor. Bunu çözmek için attention modeller geldi. Attention modeller nasıldır? Omid size geri kalanını devam edecektir. Attention model is a big jump in the machine translation literature. It's introduced by Benjio and his colleague. And of course, it's funny that in 2015, when they proposed the paper, they got rejected in the by the journals. Then later on, they found that this has the most effect and it has most accuracy in neural machine translation. Benjio proposed that as if I wanna take the effect of each, like here, I don't have effect of this explicitly, but implicitly I have it here. Sometimes I might have longer sentences that I want to know that which one of my word my first sequence has most effect on the translated part. Then they come with he proposes this structure that shows that here, as you can see, the blue side is my, let's say, any RNN layer, like this is one RNN, this is another one, I stack them, they stack them, then this is the encoder side and this is the decoder side, the black ones. So the question was, which one of these has most effect on the first and later on the second and later on the third one? This question is answered by the attention layer. Attention layer is this part which has each, takes the account to each one of these sequences, these tokens, then he calculates with the softmax function, he calculates the effect of each one. As you can see here, I have the 0.5 as, let's say it has most effect on the translating the first token in this side. Then after that, we can calculate the context vector, which is the average or sum of these alphas, which is introduced in the paper, then you can take it as an attention vector, concatenate that with the coming sequences, the prediction part of this, that is the whole RNN sequence, then you can predict O, which is your translation part. Later on, also as this is the dynamic part, they propose that not just the whole this part and also take the effect of this context vector through the next vector, next token. Attention mekanizması ya da dikkat mekanizması böyle oluyordur. Şu solda gördüğünüz ya da sizin de solunuzun oluyor. Solda gördüğünüz parçada yine encoder part vardır. Şu sağda gördüğünüz partta ya da bölümde kırmızı olanlar biraz siyah gibi görünüyor size. Onlar da decoder part oluyor. Elave edilen nedir? Şu yukarıda gördüğünüz her hidden encoder'de output'un üzerine bir softmax yapılıyordur. Softmax bildiğinize göre şu çıkan probability'lerin hepsinin toplamı 1 olacaktır ve hepsi 0 ile 1 arasında olacaktır. Bu çıkanlar hidden'in üzerine çarpılıyor ve hepsi toplam olarak sigma yapılarak context vector oluşturuyordur. Bu context vector ne işe yarıyor? Aslında bu işe yarıyor. She has slept already. Burada she'nin görüyorsunuz yukarıda
0.5 ya da %50 oranla oyu çıkartması için yardımcı oluyordur. Yani o nereden geliyor? O aslında pek çok yüksek bir kısmı Şi'den geliyordur. Ve çoktan kelimesi ya da uyudu kelimesi, bunlara da bakarsanız aynı bir şekilde bir şeyler çıkıyor. Yani bir taraftan hem güzel bir sonuç çıkartmasına neden oluyor, hem de diba giderken şöyle güzel bir şey çıkıyor. Siz biliyorsunuz ki bu nasıl öğrenmiş? Yani uyudu kelimesi nereden gelmiş? Has slept. Oradan gelmiş. Eğer dikkatle o suffixlerin outputlarına bakarsanız. Okay, what are the applications of the neural machine translation? One is the question answer system. As you can see, somebody wants to ask a question, then you have a response. You can have also the same encoder and decoder side and annotation part, which are the which encodes and decodes the both question and answering systems. Or we can have text summarization, like you have a bunch of text or corpus, then you want to have a summary of them. This is also a sequence of this for us, for it's a sequence of some paragraphs, then you want to have a paragraph as a decoder side. Or you have automatic summarization, which is, okay, this is the same structure. I will skip this part. Then, okay, you have, sometimes you want to have keyword or key phrase extraction from the text. That means that you have a bunch of text here, and you have, or this can be paragraphs, this can be documents, anything you want, and you, then you say, okay, I want to know that what is the, what are the most frequent, or what are the key phrases of the these documents. Here, let's go back, maybe you want to. Yes. Thank you. Sorry. Okay here. Teşekkür ederim. Sorry. Aslında NLP problemleri biri çözülürken bir problem, mesela neural machine translation problemi biraz daha ilerlerken başka problemlerin çözmesine yardımcı oluyordur. Çünkü problemler çok çok birbirine yakındır aslında. Nasıl yakın oluyor? Neural machine translation nasıl çalışıyordu? Bir kelimeler sequence'ini alıyor. Başka bir kelimeler sequence'ini size dönüyor. Aldığı kelimeler sequence'i, atıyorum İngilizce olabilir ve size döndüğü sequence kelimeleri ne olabilir? Aynısının Türkçesi olabilir. Bu size machine translation yapıyordur. Question answering sistemlerde de tabii ki aynısı. Yani siz bir question, bir sequence of kelimeler ya tokenler veriyorsunuz. İstediğiniz şey nedir? Bir cevaptır. O da bir sequence of token değil mi? O zaman neural machine translation'da bir ilerleme olursa, ya question answering sistemlerde bir ilerleme olursa tüm konuları şey diyor, yani bir advantage sağlıyor hepsi için. Automatic summarization da aynısı. Büyük bir sequence'iniz var input olarak ve o tarafta küçük bir sequence alıyorsunuz. Yine sequence veriyorsunuz, sequence alıyorsunuz. Onun için sequence to sequence model deniliyor buna. Ve attention'ın sağladığı yarar hepsine geçerli oluyordur. Burada da aynen automatic summarization'ı anlatıyor. Bir automatic summarization'a bir geri dönebilsek. Teşekkür ederim. Bakın, büyük bir sequence'iniz var. 100 tane kitap. Bir tane büyük kitap. Bir makale. O makalenin summarization'ını siz çıkartmak istiyorsunuz. Nasıl çıkartıyor? Bunları okuyor. Okuduktan sonra şu aynı attention mekanizmasını kullanıyor. Context vector'ı oluşturuyor. Ve o tarafta output decode etmek için aynı attention mekanizmayı, aynı ve aynı, yine de söyleyeyim, aynı neural machine translation olduğunu kullanıyor. Ve size outputları dönüyor. Key phrase? Key phrase de yine aynısı. Key phrase de sizin bir cümleniz var ya bir tekstiniz var. Mesela böyle bir alanda çalışabilirsiniz. Twitter'da birisi bir mesaj atıyor. O mesajın key phrase'lerini çıkartmak istiyorsunuz. Nasıl çıkartıyorsunuz? Aynı neural machine translation modelini kullanırsanız yine key phrase generation'ı yapabilirsiniz. Çünkü aslında yine de sequence, yukarıda da sequence. Hiçbir fark. Okay, here is a very nice example and a GIF which shows us how these are affecting to each other, like this model, how this works. Like you have, I have an Asian, East Asian language, I don't know which language is, sorry.
but I have some sequence of the vectors, then I want to encode that, and with the use of the attention, I want to decode that to another language. Here I am using, here is the English language. As you can see, each word might have several effects, not just one effect. Like these both ones are very, attention says, oh, these guys have more effect on the translation part. And this is not just one, as you can see in this demo, that some of them have several effects, some of them have more effects on translation part. This is the attention mechanism. Resimde gördüğünüz gibi başka bir dilden dilin ne olduğunu ben de bilmiyorum maalesef. Başka bir dilden encoder partında alınıyor. Alındıktan sonra bu tokenleri şimdi decoder partında ilk kelimeyi oluşturmaya bakıyoruz. İlk kelime nasıl oluşuyor? Şöyle oluşuyor. Gördüğünüz gibi şöyle line'lardan bazıları kuyu gibi, kuyu bir renkle gösteriliyor. Yani onlarda weight yüksek. Weight yüksek ne demek? Yani o iki kelime var ya, I0 ve I1. Onların ikisi birlikte D0'ı oluşturuyor. Pardon. Onların ikisi birlikte D0'ı oluşturuyor. Evet. Ve D0 kelimesi knowledge oluyor. O tarafta E2, E3, E4 izi oluşturuyor. Ve işte böylece attention mekanizması unutmanın önlemini alıyor. Buradan sonra bir canlı kodlamamız olacak. Size attention mekanizması nasıl yapılır, Neural Machine Translation, TensorFlow 2 ve Keras'ta nasıl yapılır onları anlatacağız. Gördüğünüz bu mekanizmayı uygulayacağız orada. Ve Google'ın kendi kodu aslında ve size nasıl çalışıyor onu kod içerisinde göstermeye bakacağız. Talk is cheap, let's go. Here we are using Colab, which is the cloud solution for some cloud tool for which we can use train on some model. We're gonna use TensorFlow 2, which is the latest version of the TensorFlow, which is the Google's API for a lot of deep learning tasks. We're gonna use we're gonna code the neural translation model, which is the BenJio's model. Bu gösterilen model aslında BenJio model diye geçiliyor. Onların yaptığı bir modeldir. Attention weight'leri görmeniz için şöyle bir diyagramı oluyor aslında. Ve orijinal makalede de şöyle gösteriyorlardı. Nasıl oluyor? Mesela R kelimesi bu Fransızca'da yazılmış. Bu üç taneden geliyor. U kelimesi buradan geliyor. Ve birazcık da buradan. Bunların ikisi birlikte U kelimesini output'ta yapıyor. Still kelimesi bunlardan ve vesaire. İlk önce importlarımızı yapıyoruz. TensorFlow 2. Ben birazcık risk almak istemedim aslında. Çünkü internet zayıf, kesilebilir. Onun için kodun büyük bir kısmını run ettim. Run ettiğimin üzerine size anlatacağım. TensorFlow 2 import oldu. Her bir kelimenin aynısı. Bunlar aslında İspanyolca ve İngilizce kullanmışlardı. Onun yerine biz Türkçe ve İngilizce olan cümleleri bulduk ve bir korpus oluşturduk. Cümleler böyle oluyor. I tried my best. Elimden gelenin en iyisini denedim. Demek. Bu ikisinin birleşiki, yani bizim input sequence'ımız olarak birisi olacaktır, output sequence'ımız olarak öbürsü olacaktır. Sizin böyle bir database'iniz, böyle bir korpusunuz, datasetiniz olursa iki dile de öğretebilirsiniz. Hem Türkçeden İngilizceye, hem de İngilizceden Türkçeye öğretebilirsiniz. Birkaç örnek var burada, uzun cümleleri de var aslında. Mesela şöyle bir cümleler, ilk satır İngilizce.
buraya kadar ve geri kalanı aynısının Türkçesi oluyor. 123 bin tane cümle aslında. Her işe başlamadan NLP problemlerinde bir pre-processing partı vardır. Burada o pre-processing partı yapılıyor. Önce Unicode'lar ASCII'ye çevriliyor. Ama bizim kullandığımız Türkçe'de bunu yapmıyoruz. Onlar İspanyollar da yapıyorlardı. Bunu ben çıkarttım kodumdan. Pre-process sentence, free function oluşturduk. Ne yapıyor? Bir cümleyi alıyor. Cümlenin ilk başlangıcına start ve end ekliyor ve cümlenin tamamını lowercase yapıyor. Neden start ve end tokenleri ekliyoruz? Nedeni şuradan geliyor. RNA modelleri aslında bir cümlenin başlangıcı ve cümlenin sonunu bilmeleri lazım. Cümlenin başlangıcı ve sonunu biz start ve end ile belirliyoruz. Burada bir İngilizce ve bu Türkçe cümlelerin başlangıç ve sonları olarak gösteriyoruz size. Dataset okunuyor bu function create dataset ile. Okuduktan sonra ikisinden de bir örnek olarak gösteriyorum yine. Maxlen neden ihtiyaç ve ne işe yarıyor? Maxlen aslında NLP problemleri içinde biz bir padding problemimiz vardır. Padding problemimiz nasıl oluyor? İş buradan başlıyor. Biz yaptığımız modelin aslında tamamen dinamik olduğunu şu an mevcut olan teknolojilerle yapamıyoruz. Onun için ne yapıyoruz? En uzun cümleleri buluyoruz. Cümlelerin hepsini o size getiriyoruz. Burada Maxlen o en uzun cümleleri olanı bize bulmaya çalışıyor. Bir tokenizer'ımız oluyor. Tokenizer aslında ne yapıyor? Bir cümleyi sizden alıyor, onu tokenlere bölüyor. Tokenlere bölmek en kolay şekliyle arasında space olursa her birisi bir kelimedir. Yani bir cümle, bir karakterler sequence'i, bir kelimeler sequence'ine size geri dönüyordur. Burada dataset load oluyor. Target language ve input language, create dataset, yukarıda anlattığım function onunla alınıyor. Bir tokenizer input language için, bir tokenizer output language için kullanılıyor. Neden her birisi için bir tokenizer kullanılıyor? Çünkü kullanıldığı TF Keras Preprocessing Text Tokenizer bir fitontext function'ı vardır. Bu fitontext function'ı ne yapıyor? Tüm unique kelimeleri alıyor, kendisi için bir vocabulary oluşturuyor. Oluşturduğu vocabulary üzerinde her tokene bir numara veriyor. Aslında gördüğümüz mesela atıyorum D kelimesi D olmayacaktır. Onun yerine biz sadece mesela 2 numarayı göreceğiz. Ve bu işlemi çok daha kolay bir şekilde getirecektir ve input olarak bir neural network'a verebileceğiz. Onun için bunların her birisi farklı olması gerekiyor. Sample'ları ben az tuttum çünkü Colab'da izin vermiyordu çok fazla tuttuğum için. RAM'i sınırlı olduğu için ve şöyle düzenledim ki arkadaşlar sonra isterseler kodu paylaşacağız onlarla. Evde ya da her yerde isterseler bu kodu kullanabilsinler diye. 50 bin tane cümle alıyoruz. Bunları tensor şeklinde load dataset function'ıyla çeviriyoruz. Maxlen olarak input ve target'in en uzun cümlelerini bulmaya çalışıyoruz. Ve işte sonuç şöyle oluyor. Input tensor train datası 45 bin tane oluyor. Bunları nasıl bölüyoruz? Train test split ile scikit-learn kütüphanesinden kullanıyoruz. %10'unu test için kullanıyoruz. Geri kalanını train için kullanıyoruz. Ve 45 bin tanesi inputlarımız oluyor. 45 bin tanesi aynı cümleler başka bir dilde, birisi İngilizce'de, birisi Türkçe'de input targetlerimiz oluyor. 5 bin tanesi de her birisinden test için alıyorduk. Convert function'ı işte size bunu geri dönüyor. Ve burası en önemli olan yerlerden biri. Her bir kelimeyi bir indeks olarak dönüyor. Yani start kelimesi 1 olarak görünecek bundan sonra. Orada 79 görünecek. Ne 15, kadar 34 vesaire. Target language İngilizce olduğu için ha 48 görünecek vesaire. Bir tüm bunları
bir dataset haline getiriyoruz. Dataset haline getirirse TensorFlow 2'de çok daha kolay ve çok daha hızlıca yapılabiliyor. Zaman az olduğu için ben bazı yerlere geçiyorum. Teşekkür ederim. İşte encoder partı. Encoder partı şöyledir. Encoder partı bir objedir. Kendisi bir modeldir. TF class modelden bir obje oluyor. Bir class oluyor. Özür dilerim. Class oluyor. Modeli initialize ediyoruz. Batch size'ı belirliyoruz. Encoder unitleri belirliyoruz. Bir embedding oluyor. Tabii ki NLP, Deep NLP problemlerinde her zaman bir embedding oluyordur. Ve GRU kullanılıyor. Aslında Benjio'nun dediği gibi GRU kullanılıyor. Ve call ettiğimiz zaman, yani bunu kullanmak istediğimiz zaman ne olacaktır? Aldığımız X input embedding'e gidecektir. X input dediğimiz, yani o numaralar vardı ya, onlar sequence olarak her birisi embedding'e geçecektir. Onun embedding'i geri dönecek ve GRU'ya gidecek. Şurada. Ve initial state'ini hidden koyuyoruz. Yani bunun mutlaka initial state'i belirli olması lazım. Output'u ve state'ini geri alıyoruz. Bir function daha eklenmiş. Initial hidden state diye. Batch size ve encoder unitler üzerine tamamen sıfır bir tensor oluşturuyordur. Çünkü başlangıç halinde şu RNN model gidiyor ya, tam ilk başlangıç halinde ondan öncesi hiçbir şey yok. O ilk başlanması için bir input olması lazım. Onu bu sıfırla belirliyoruz. Encoder partını şöyle bir abjeye onunla alıyoruz. Küçük encoder ile yazılıyor. Ve burada size'ları görünüyor. Attention model, yaptıkları attention model aslında bu oluyor. Attention modeli bir layer olarak belirliyoruz. Layer'ı bir initialize yapıyoruz. Kendi layer objesi klasını. W1, W2 ve V diye bizim 3 tane dense layer'ımız oluyor. Dense layer'ımız derken, yani neural network'ta en basit haliyle bir neural network layer oluyor. Hidden layer'ın yollardır önceleri. Call ettiğimiz zaman ne oluyor? Önce expand dimension yapılıyor. Ayarlar düzelsin diye, shape'ler aynı olsun diye. Onun için expand dimension, bir dimension daha ekleniyor ona. W1 value'ların üzerine uygulanıyor. W2 hidden layer, geri gelen hidden layer'ın üzerine kullanılıyor. Bunun tamamının üzerine bir tanage yapılıyor. Ve V bunun hepsinin üzerine attention weight'leri softmax olarak ve context vector şu attention weight'leri value'ların üzerine çarpılarak ve en sonunda reduce sum, arkadaşlar map reduce bildiğiniz için sum yapılıyor, bir sigma yapılıyor. Bunların hepsi toplanıyor ve context vector ve attention weight'ler size yapılıyor. Here this is the most important part of the model. Here, as you can see, this hidden, when we say hidden, we talk about the previous work. When we are talking about the X here or the values, this is the current state or this is the current vector. So then we have some weights for each one of them. Then we take the tangent hyperbolic here. In the paper is there using tangent hyperbolic. Then we create the vector, a score vector. Then after that we use the softmax, the Benjio use the softmax to create to calculate the attention weights. Here is the heart of the attention model. Then of course when you have the attention weights, you have a multiplication vector, you multiply that with the whole the values of you already have, and you calculate the context vector. And then you use the sum, or reduce sum is the sum, is the same as the sum in the TensorFlow. Then you create the, you sum them up all, sum them up and take the effect of all vocabulary to the context vector, and you create the attention part. Let's a little bit go faster. Sorry, we have a short time. Very short on time. Bu attention layer, burada bir ondan bir obje alınıyor. Obje alındıktan sonra decoder part'a geçiyoruz. Decoder part'ta aynı embedding oluyor. GRU, RNN diye GRU kullanılmış. Bildiğiniz gibi GRU, RNN veya da LSTM kullanılıyor genelde. Onun üzerine attention uygulanıyor. Ve
paketin şeyin yapıldıktan sonra output'u bir fully connected layer'de, bu aslında fully connected dediğimiz aynı da dense layer'de ya da fully connected'de bize geri dönüyordu. Optimizer ve last function'ı burada anlatacağız. Bunun last function'ı biraz farklı oluyordur. Padding söyledim ya yapıyoruz. Şimdi biz bir küçük cümlemiz var, bir de bayağı büyük bir cümlelerimiz var. Eğer biz o bayağı büyük cümle için şu küçücük cümleyi